Türkiye'nin yeşil kalkınmadaki en temel düsturu tabiatı koruyarak güçlendirmektir. Ve vahşi bir ekonomi anlayışıyla değil, milletimizin ve doğanın refahını sağlamaya hep birlikte gayret göstereceğiz. Önümüzdeki dönemde birincisi ekolojik doğal sermayemizi güçlendirerek, koruyarak yine bu sermayeye sahip çıkacağız. Ee, önemli yine başka bir adımımız ise yeşil inovasyon ve yeşil teknolojilerin kullanımında yaygınlaştıracağız. Bilim ve sanayide düşük emisyonlu yeşil endüstriyel üretimi hep birlikte arttıracağız ve enerjide temiz teknikleri kullanarak yenilenebilir enerji sayısını miktarını her geçen gün daha da arttırarak desteklemeye devam edeceğiz. Şehircilikte Arazi kullanımı noktasında çok titiz davranacağız. Yani bir gayrimenkul geliştirmede öncelikle daha önce imara açılmış olan alanların kullanım oranını arttıracağız ve tarım alanlarını koruyarak bu anlamda da sürdürülebilir tarım uygulamalarını her zamankinden daha yüksek noktaya hep birlikte taşıyacağız. Diğer taraftan şehircilikle alakalı tüm imar planlarında Yeşil alan miktarlarını maksimum seviyeye çıkaracağız. Gerek mekansal planlama Genel Müdürlüğümüz gerekse bu noktada yapmış olduğumuz düzenlemeler çerçevesinde yapacağımız imar planlarında yeşil alan miktarını en yüksek noktaya taşıyacak adımları hep birlikte atacağız ve e, bu çerçevede kentsel tüketimin ve atıkların azaltımını da sağlamış olacağız. Üretimde geri dönüşümlü malzeme kullanımını teşvik edeceğiz ve evsel katı atıkların kaynağında ayrıştırılması ve atık suların yeniden kullanımına yönelik teşvik mekanizmaları oluşturacağız. Mevcut binaların yeşile dönüştürülmesi çok çok önemli ve bu çerçevede yeşil çözümlü yeni binalar tasarımını geliştirilmesini sağlayacağız ve özellikle bina yer seçiminde etkinliği, verimliliği geliştireceğiz ve binalarda bu anlamda su verimliliği çözümleri, yeşil inşaat malzeme ve teknolojilerinin kullanımını inşallah en yüksek seviyeye taşımış olacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız etkin müzakereler sonucunda uluslararası kuruluşlarla mutabakata vardık ve bu anlamda 3 milyar 157 milyon dolarlık bir finansmanı ülkemize kazandırmış olduk. Bu kaynağı yeşil kalkınmayı destekleyen sektörlerde 3 yıl içerisinde kullanacağız.